Büyükşehir Belediyesi'nin salgın sonrası zora düşenler için başlattığı askıda fatura kampanyasını hedef alan iktidar yanlısı troller, İBB yönetimini kampanyada toplanan paraları KRT ve Tele1 televizyonlarına aktarmakla suçladı. İgdaş'ın iki kanalda hava durumuna sponsor olması da kara propagandaya delil olarak gösterildi. Trollere yanıt iki kanalın yöneticileri Adnan Bulut ve Merdan Yanardağ'dan geldi. Bulut, İBB'nin AKP döneminde iktidar yanlısı medyaya aktardığı milyonları hatırlattı. Yanardagsa İGDAŞ'ın sponsorluk bedeli olarak ödediği paranın aylık sadece 12.500 lira olduğunu açıkladı. Sosyal medyadaki propagandayı iktidar yanlısı troller başlattı. İBB'ye bağlı İGDAŞ'ın KRT ve Telebir kanallarıyla yaptığı hava durumu sponsorluğu anlaşması gerekçe gösterilerek İBB iki kanala para aktarmakla suçlandı. Hedefte İBB'nin salgın sonrası zora düşenler için başlattığı askıda fatura kampanyası da vardı. Kampanyada toplanan paraların KRT ve Telebir'e aktarıldığına dair binlerce tweet atıldı. Kara propagandaya yanıt KRT Genel Müdürü Adnan Bulut ve Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan geldi. Bulut konuya eski defterleri açarak başladı. İBB'nin AKP'de olduğu dönemde iktidar yanlısı kanal ve gazetelere aktarılan milyonlarca lirayı hatırlattı. 2017-19 arasında havuz medyasının İBB'yi hortumladığı rakamlarla sabit. KRT TV İgdaş'tan ilk kez sponsorluk aldı diye kıyamet koparan yandaşlar aşağıdaki rakamlara bir baksın sonra konuşalım. Faturalı 3 kuruş reklamımız sizin havuza hortumladığınızın yanında bir damla kalır. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanar da İgdaş'ın sponsorluk için ödediği tutarın cüzi miktarda olduğunu söyledi. AKP'nin trolleri Tele1 ve KRT'ye saldırıyor. Efendim, İGDAŞ neden bu kanallara sponsor olmuş? Açıklayayım. İGDAŞ Tele1'in hava durumu bandına sponsor oldu. Doğru. Çünkü Tele1 Türkiye'nin en güvenilir kanallarından biri. Yani iyi bir PR çalışması yaptı. 3 kuruş paraya. Para mı? Neredeyse bedava. Günde 20 kez giren hava durumu bandına ayda 12.500 lira. Ya saniye fiyatı neredeyse 5 kuruş bile değil. Evet evet 5 kuruş bile değil. Ne dersiniz? Yandaş kanallara verilen milyarlarca liralık kamu reklamlarıyla değişelim mi? Bırakın soytarılığı. İBB'nin AKP'de olduğu dönemde iktidara yakın medyada aktarılan paraların miktarı yönetim CHP'ye geçtikten sonra ortaya çıkmıştı. Uzun listede yer alan bazı kayıtlar şöyleydi. Turkuaz Holding'e bağlı yayın organlarına 15 milyon 293 bin lira, Yeni Şafak TV.net yayın organlarına 9 milyon 127 bin lira, Yeni Akit ve Akit TV'ye 3 milyon lira, Kanal 7, Haber 7, Ülke TV'ye 1 milyon 409 bin lira, Türkiye Gazetesi ve İHA için 1 milyon 189 bin lira.